Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin ve kripto paralar ile alakalı günlük değerlendirmeler yaptım kanalıma. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Geçen haftayı bütün piyasalarda yemyeşil bir kapanışla ardımızda bıraktık. Bu haftada geçen haftanın kapanışının yarattığı iyimserlikle son derece pozitif gidiyor. Peki bu pozitifliğin öncelikle sebebi neydi? İki tane muhtemel sebepten sizlere bahsedeceğim ve bu sebepler gerçekten de önümüzdeki günlerde bizim aylardır anlattığımız rahatlama rallisinden farklı bir sonuç doğurabilir mi sizlere anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar öncelikle söylediğim gibi S&P'de son derece kuvvetli bir yeşil mumu geride bıraktık. Bu hafta da yeşil devam ediyoruz. Nasdaq'ta da 2-3 hafta altında kaldığımız 200 haftalık hareketli ortalamayı tekrardan kazandık. Burada 200 haftalık hareketli ortalamanın üstünde haftalık kapanış geldi. BTC tarafında ise arkadaşlar henüz bizim aylardır konuştuğumuz alanda herhangi bir değişiklik yok. Aynı alan içinde hareket etmeye devam ediyoruz. Yani diğerlerindeki gibi çok net böyle bir herhangi bir alanı alan, hani mesela bir 200 haftalık hareketli ortalamanın üstüne çıkan gibi veya işte daha majör bir şekilde mesela önceki tepelerin üstünde bir haftalık kapanış yapıp bir yükselen tepe yapması gibi bir böyle bir hani seyri değiştirecek bir hareketlilik görmedik. Ama onda da en azından haftayı yeşil kapattık. Bu haftaya da kuvvetli denilebilecek bir şekilde başladığımızı görüyoruz. DXY'da bunlarla tam ters orantılı hareket eden dolar endeksinde ise dostlar, şurada çok daha güncel bir tablom var. Dolar endeksinde ise yukarı yönlü bir mavi yükselen trendimiz vardı. Aynı zamanda bir kırmızı trend hattımız vardı. 2014-2015'ten gelen. Onun da üstünde tutunmaya gayret ettiğimizi ama 2 haftadır geçen haftanın olumluluğu ve bu haftanın başlangıcından beri bütün piyasalarda gördüğümüz olumlu havadan dolayı bir satış baskısı görüyoruz. Takribi olarak bunda ufak bir güncelleme yaptım. Takribi olarak arkadaşlar işte 109 ile 110 aralığının kritik bir destek olduğunu görüyoruz DXY'da. Bu iyimser hava devam ederse DXY'ın da bu hafta bu açıkçası yükselen trendleri yitirip daha aşağıdaki seviyelere gitmesi söz konusu olabilir. Ancak benim beklentim bu mu? Açık söylemek gerekirse ben piyasanın çoğu gibi çok iyimser yaklaşmıyorum bu olanlara. Neden? Öncelikle bir kere bu hafta Cuma günü gelen kapanışların neden bu kadar pozitif geldiğine dair iki tane teoriden sizlere bahsedeceğim. Bir tanesi, bundan kısmen bahsetmiştik İngiltere Merkez Bankası ile birlikte olarak, Japonya Merkez Bankası'nın yaptığı çok yüklü dolar satışları ve yen alışları vardı. Bu da DXY'da, şimdi konuştuğumuz DXY'da çok net bir şekilde satışlara sebep oldu. 3 yıldır görmediğimiz kadar kuvvetli bir yen yükselişi ve DXY'da geri gelme, ikisi arasındaki parite değişikliğini gördük arkadaşlar. Bir sebep buydu. Ancak burada şöyle bir çıkmaz var Japonya Merkez Bankası için. Japonya Merkez Bankası'nın elinde çok ciddi bir şekilde dolar rezervi var. Ama bu dolarlar nakit bir dolar olarak durmuyor Merkez Bankası'nda. Genelde ABD tahvili olarak, ABD bonoları olarak duruyor. Dolayısıyla bu da zaten hani şu andaki en büyük çıkmaz olan bono tarafındaki problemleri aslına bakarsanız destekleyen bir faktör. Yani bu satışlar önümüzdeki dönemde de devam ederse tahvil piyasası, ki çökmesini kimsenin istemeyeceği tahvil piyasası için büyük bir darbe yaratacaktır. Dolayısıyla hani ben bunu, evet, piyasalarda bir DXY'in geri gelmesiyle bir yeşillenme yaratma sebebi olarak konuşmam ve kabul etmem mecburi olsa da aslına bakarsanız genel olarak çok olumlu hanemize yazabileceğimiz bir faktör olarak görmüyorum. Şimdi bir ikincisi de, Erkan Öz vesilesiyle haberdar oldum bu dedikodudan. Benim haberim olmamıştı, en azından okuduğum kaynaklardan. Wall Street Journal'a dayandırılan bir haber hakkında bir tweet serisi yazılmış. Burada önemli olan şu arkadaşlar, açıklamada. Şimdi Kasım ayında 75 bas puan zaten hani herkesin malumu. Burada bir değişikliğe gitmesi mümkün olmayacak. Kasım ayının hemen başında 75 bas puanlık bir faiz artışı göreceğiz Fed tarafından. Aralık ayı için ise 50 bas puan, yani 75-75 gitmeyecek de 50 bas puan gibi bir
bir faiz artışına gidecek şeklinde bir takım söylentilere dayandırılan bir haber geldiğini Erkan Öz'ün aktardığını gördüm. Bunun da piyasalarda olumlu karşılandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu iki tane faktörün burada belirleyici olma olasılığı elbette var. Ama hani şunu da ben biliyorum, geçtiğimiz aylarda FED yetkilileri zaten hani Aralık ayında da en azından 50 bas puan, belki 75 bas puan konuştuğu da bildiğimiz bir gerçek. Hani 50 bas puanın burada çok büyük bir iyimserlik yaratmış olması açıkçası benim için tabii ki bir soru işareti. Dolayısıyla hani bu iki faktörü de ben gerçekten ya evet artık finans piyasalarında olumlu senaryoları konuşabiliriz demem için yeterli faktörler olduğunu düşünmüyorum ama piyasanın muhtemeldir ki bu iki sebepten dolayı DXY'da satış, diğer endekslerimizde BTC'de ve bütün genel olarak riskli varlıklarda finans piyasalarında olumlu bir haftayı geriye bırakıp olumlu bir haftaya başladığımızı görüyoruz arkadaşlar. Peki benim aylardır sürekli burada anlatmaya çalıştığım aslına bakarsanız hani senaryolardan çok farklı bir şey de gördüğümüzü söyleyemem arkadaşlar. Hep çünkü bu tepki rallilerinden sizlere bahsediyorum. Tabii ki hani biz genel konjüktürü ve genel trendleri anlatmaya çalıştığımız için hani her seferinde konuştuğumuz anda böyle şeyler gerçekleşmiyor ama ben şu anda yaşananın da aslında S&P'de burada daha iyi bir gösterge olduğunu düşünüyorum. S&P 200 haftalık hareketli ortalamanın üstünde tutunmayı başardı. Fibonacci kritik Fibonacci 0.5'ten tepkiyi aldıktan sonra bunu yaptı. Bunun piyasaya verdiği güvence ve bahsettiğim olumlu muhtemel faktörlerden dolayı yukarı yönlü bir hareket yaptı. Peki burada arkadaşlar beklentilerimizi çok büyük tutmalı mıyız? Yani bu gerçekten hani sonun bitişi mi artık? Gerçekten hani güzel günler göreceğimizin sinyalini mi veriyor? Ben bugünden baktığımda bununla alakalı makroda herhangi bir pozitif işaret görmüyorum ki pozitif değerlendirilen şeyleri de anlatmaya çalıştım. Çok büyük bir pozitiflik atfetmiyorum onlara. Zaten teknik anlamda da buraya baktığımda şu alçalan mavi trendi, bunu günlükte çizdiğim için haftalıkta böyle çok doğru bir trend gibi gözükmüyor, farkındayım. Ama hani bu alçalan mavi trend 3900 seviyesinde, onun hemen üstünde 3910-3920 seviyesinde önceki tepeler var. En önemlisi ise benim gerçekten hani evet galiba ya bir şeyler değişiyor dünyada demem için teknik olarak da sizlere söylüyorum şu Kasım'dan beri gelen turuncu alçalan trend hattının üstünde bir S&P ve aynı zamanda şurada şu lacivert trend hattının üstünde ve 12900'ün 13000'lerin üstünde bir Nasdaq. BTC'de ise en azından 200 haftalık hareketli ortalamayı yani 23.800 seviyesini desteğe çevirmiş bir BTC görmem lazım. Bu esnada da gelebilecek haberler, işte Fed'in politikaları, diğer merkez bankalarının politikalarında da majör bir değişiklik görmem lazım. O vakte kadar bu hareketlerin hepsinin sadece bir tepki rallisi olduğunu, tepki rallilerinin de genelde her düşüşte de, her kuvvetli düşüş trendinde de her kuvvetli yükseliş trendinde de ters yönde gördüğümüz şeyler olduğunu, piyasanın son derece olağan akışına sahip faktörler olduğunu unutmamamız gerektiğini tekrardan sizlere burada hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Ben açıkçası gaza gelmek için bir sebep görmüyorum hala. Teknik anlamda BTC tarafında günlüğe baktığımda, daha kısa vadeye baktığımda olumlu söyleyebileceğim bir faktör var ki EMA'ları tekrardan desteğe çevirmiş olmamız. Günlük kapanışımız dün üstünde geldi. 2 EMA'nın uzunca bir zamandır bunu beceremiyorduk. Şurada bir fake out'umuzu saymazsak neredeyse işte Ağustos'un ortasından beridir altında seyrediyoruz EMA'ların. Bugün de üstündeyiz. Henüz bugünün günlük kapanışı gelmedi ama muhtemeldir ki EMA'ların üstünde bir günlük kapanış gelecek. Şimdi 20.500 seviyesi hatırlayacağınız üzere arkadaşlar bu EMA'ları kazandıktan sonra dahi benim açıkçası önümde çok kısa vadeli tablolarımda bile iki tane hatta üç tane dirençten sizlere bahsettim. Bir tanesi 20.500 an itibariyle üstündeyiz gibi. 20.500'ün üstünde bir günlük kapanış gelmeden ama bu direnci kırdığımızı söylemek henüz mümkün değil. 20.500'ün üstünde bir günlük kapanış geldikten sonra ben yüzümü 22.400 seviyesindeki hedefe çevireceğim. Dolayısıyla hemen bir 2.000 dolar kadar yukarıda bir direncim daha var.
ve onun üstünde 22.400'ün üstünü desteğe çevirebilmemiz durumunda ise hemen hemen 130 günden daha fazladır içinde olduğumuz bu akümülasyon alanının sadece üst hattına tekrardan deneme ihtimalini konuşuruz ki bu da 24.400 seviyesi. Yani baktığınızda aslında akümülasyon alanının yani 3. hedefe bile gitsek bu hareketlilikte, bu tepki rallisinde ki sanmıyorum açıkçası fikrim o. Buraya gitsek dahi 130 gündür içinde olduğumuz akümülasyon alanının sadece üst kanadını denemiş olacağız. Dolayısıyla hani çok büyütülecek herhangi bir faktörden burada bahsetmek mümkün değil. Tekrardan ama söylüyorum, S&P'de alçalan şu turuncunun üstüne çıkarız. Nasdaq'ta şu alçalan lacivertin üstüne çıkarız. BTC'de de 200 haftalık hareketli ortalamayı artık bir desteğe çeviririz haftalık kapanışlar anlamında. Ve o esnada da Fed tarafında pozitif bir hareketlilik görürüz. O zaman başka şeyler konuşuyor olabiliriz elbette. Ama BTC özelinde pozitif değerlendirebileceğim iki tane teknik göstergeden de bahsetmek istiyorum. Onun belki bir temel spekülatif bir şeyden bahsedeceğim ama ki çok ihtimal vermesem de temel anlamda da BTC'nin korelasyon şeklinin değişmesiyle birlikte belki başka sonuçlar doğurabileceği gibi bir senaryo olabilir. Sadece çok uzun vadeli bir senaryodan bahsedeceğim sizlere. Ama hani bu gösterdiğim teknik göstergeler işte o zaman işleyebilir. Aksi takdirde mevcut düzende bunların da işleyeceğini çok düşünmüyorum. Ama pozitif olduğunu konuşmak isterim. Şimdi arkadaşlar şu anda Super Guppy isimli hareketli ortalamaların aslına bakarsanız karışımından oluşturulmuş bir indikatöre bakıyoruz. Aynı zamanda da aşağıda da RSI Momentum indikatörünü koydum. RSI Momentum indikatöründe aslına bakarsanız net bir biçimde bir boğa uyumsuzluğu var. Çünkü fiyatta şöyle bakmak belki daha doğru olacak. Alçalan dipler yaparken RSI Momentum indikatöründe yükselen dipler yaptığımı görüyorum. Dolayısıyla bu çok net bir biçimde bir boğa uyumsuzluğu. Bunu zaten geçtiğimiz haftalarda da sizlere ifade etmiştim. Hala o boğa uyumsuzluğunun devam ediyor olmasını görmek elbette sevindirici. Super Guppy indikatörüne baktığımda da bu indikatöre göre artık dibi bulmuş olmamız gerekiyor BTC'den. Hani bu dip ne kadar devam eder? Önceki örneklerle bahsedeceğim ama genelde bu grilerden sonra kırmızıya dönüyorsa bu Super Guppy buralar artık dip seviyeler oluyor. Yani buraların dip olarak görülmesi gerekiyor. Bu kırmızı alana girdikten sonra da yukarı yönlü hareketlilik başlama sinyallerini veriyor. Bu kırmızı alan mesela 2015'te 2016 dönemi aralığında yani bu 2016 boğa rallisinden önce burada 196 gün kalmışız. 2019'un başında şöyle ufak çaplı bir boğa rallisi yaptığımız dönemde ise hemen hemen 90 gün kalmışız. An itibariyle bu kırmızı alanda 84 gündür buradayız. Dolayısıyla hani buraya benzer bir şey olursa önümüzde bir 6-7 gün daha var hani burada kalmamız için. Açıkçası ben hani hiç benzerlik olduğunu düşünmüyorum. Bu indikatörde benzerlik olsa da dönemlerin makro etkileri itibariyle hiçbir benzerlik olduğunu düşünmüyorum. Ama hani bunu da en azından bir dibin artık gelmiş olma ihtimali olacağını düşünürsek bir istatistik veri olarak konuşmak mümkün ama RSI Momentum indikatöründeki boğa uyumsuzluğu bence bu Super Guppy'deki artık dibi temsil eden bu işaretten bana göre daha önemli. Bunu yabancı bir influencer'ın videosunda gördüm. Sizlerle sadece paylaşmak istedim. Peki bu olumlu senaryo neyin etkisiyle belki temelde olabilir? Belki temelde piyasanın aynı altını gördüğü gibi ki hani bu da tartışılır son zamanlarda ama genel itibariyle böyle riskli dönemlerde, belirsizlik dönemlerinde piyasanın altına kaçma eğilimi vardır. Altın tarafında ise şöyle bir şey var. Özellikle Eylül'den beridir altınla BTC korelasyonunun çok net bir biçimde arttığını görüyoruz. Şu sarı olan altınla BTC korelasyonu parabolik bir yükseliş var burada. Nasdaq ve S&P ile korelasyonlar, riskli varlıklarla korelasyonlar yukarıda şu lacivert olanlar. Evet o zaten hani uzunca bir zamandır malumumuz yükseliyor. Ama son zamanlarda orada bir yavaşlama olup altın tarafında bir parabolik yükseliş olduğunu görürüz. Farklı bir bakış açısıyla da aynı şekilde ikisi arasındaki korelasyonun parabolik bir yükseliş
gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla hani bu belirsizlik dönemlerinde belki önümüzdeki senedeki devam edecek belirsizlik ve riskler döneminde de altın tarafında işte altın gibi Bitcoin'in de bu risklerden kaçılacak bir güvenli liman olarak görülme ihtimali piyasa tarafından böyle bir şey olması durumunda işte o zaman burada bahsettiğimiz bu pozitifliklerin hayata pozitif bir şekilde yansıdığını görebiliriz. Aksi takdirde şu anda bugün baktığım yerden bugünkü korelasyonlarıyla, bugünkü dinamikleriyle baktığımda bunların açıkçası hani fiyatta çok büyük bir tekrardan işte bir boğa rallisi yaratabilecek kadar, bir trend değiştirecek kadar bir pozitiflik yaratacağını açıkçası düşünmüyorum. Düşünmem için bir sebep de görmüyorum. Her ne kadar Bitcoin'de Coinbase'den Burak'ın Medium yazısında haberdar ettiği üzere Burak biliyorsunuz kripto kuantla yöneticilik de yapıyor. Dolayısıyla hani onların eline çok daha net böyle veriler geliyor. Şöyle ki geçen hafta Coinbase Pro'dan çıkan yaklaşık 1 milyar dolarlık BTC yaptığımız araştırmalar sonucunda yüksek ihtimal kurumsal bir alıma işaret ediyor. 2020 sonundaki kurumsal alımlarda yapılan cüzdan hareketlerine benziyor demiş bunu Burak bizlere aktarmış arkadaşlar. Evet, BTC özelinde bu bir pozitiflik olarak adlandırılacak olsa da şu anda dediğim gibi ben sadece belki hani altınla benzer bir şekilde önümüzdeki dönemde görülmesinin yaratabileceği bir pozitifin çok spekülatif bir şeyden bahsediyorum. Mümkün olabileceğini bir ihtimal olarak düşünsem de şu anda BTC'de de riskli varlıklarda da önümüzdeki dönemde trend değiştirecek bir hareketlilik beklemiyorum. Bunların sadece bir tepki rallisinden ibaret olduğunu, son derece olağan süreçler olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla gaza gelmemiz gerektiğini hatırlıyorum. Yarın PCE verisi var. Yani tüketici, kişisel tüketim endeksi, tüketici endeksi. Tam olarak bunların Türkçeleri aklıma gelmiyor böyle. PCE verisi var zaten hani izleyen arkadaşlarımız bileceği üzere. Arkadaşlar bu son derece önemli. Fed'in politikaları açısından da son derece önemli. Enflasyon verisi olarak en önemli görülen şeylerden, göstergelerden bir tanesi. Çok özür dilerim. En önemli enflasyon verisi olarak kabul ediliyor. Özellikle Fed nazarında da bunun böyle olduğunu biliyoruz. Yarın bu var. Bunun dolayısıyla Cuma günü. Yarın dedim. Cuma günü bu veri var. Cuma günü gelecek bu verinin son derece önemli olduğunu ve bu hani bahsettiğimiz tepki rallisinin de akıbeti açısından son derece belirleyici olacağını düşünüyorum. Şöyle ki Dr. Doom Nouriel Roubini kendisi hani Bitcoin'i sevmemesiyle de kripto piyasasında bilinir. Ama en önemli tarafı arkadaşlar 2008 krizindeki tahminleridir. O yüzden de hani doktor felaket deniyor buna. Gerçekten hani krizleri önceden tahmin etmesiyle biliniyor. Hatta dotcom krizinde de böyle bir popülerliği var diye biliyorum ama mortgage krizinde herkesin tanıdığı bir isim oldu. Bu yaşayacağımız olası ekonomik kriz, işte resesyon, depresyon ne dersek diyelim, 1970'te yaşanandan çok daha büyük olacağını söylüyor. Çok daha problemli olacağını söylüyor. 2008 krizi ve 1970 krizlerinin ikisinin karması ve daha kuvvetli bir krizle karşı karşıya olmamızın olası olduğunu söylüyor. Dolayısıyla gerçekçi bakmak gerekir. Yaşadığımız dönemin zorunu, çıkmazlarını işte Bono tarafında Japonya Merkez Bankası özelinde anlatmaya çalıştım. Çıkmazlarını, olumsuzluklarını bilip ona göre hareket etmek gerekir. Bu tip tepki rallilerinde evet trade yapılabilir ama kar göründüğünde alınması lazım. Çok gaza gelip artık bitti, kötü günler geride kaldı dememek gerekir. Onu dememiz için şu anda çünkü herhangi bir sebep yok arkadaşlar. Ben yarın yine şehir dışında olacağım. Bu hafta pazartesi ve salı annemin katarakt ameliyatından dolayı sizlerle birlikte olamadım. Yarın şehir dışında önemli bir toplantım olacak. Cuma günü Finansikolik yayınıyla tekrardan karşınızda olacağım. Umarım o vakte kadar olumlu şeyler konuşuyor, olumlu şeyler izliyor oluruz. Katıldığınız için teşekkür ederim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum. Cuma günü görüşmek üzere.